Ruşen Bey, tahmininiz ne? Sonunda ne olacak? Yani sonunda şöyle söyleyelim. Tabii ki bir ittifak görüşmeleri, işte Özgür Özel aslında özetle şunu söylüyor. Ben yeni Cumhuriyet Halk Parti lideriyim. Dolayısıyla bu tür ittifak olmadan kazanamayacağımızı biliyorum. Bu sebeple aklın yolu bir araya gelmemiz lazım. Kapıyı açık tutalım ve çeşitli işbirliklerini birlikte yapalım demek istiyor. Özgür Özel'in demek istediği bu. Aklın yolu bir. Yani Ankara'da nasıl kazanıldı, İstanbul'da nasıl kazanıldı, Mersin'de, Adana'da, Antalya'da nasıl kazanıldı belli. Bursa'da neden kaybedildi, Balıkesir'de neden kaybedildi? Bunu tartışıp da buraları da kazanabilecek bir yola girmek gerekirken bugün bambaşka bir yoldayız. Aslında neden? Şöyle bakmak lazım. Bir de Hazur'un burada aslında tüm geçmiş süreci açıkladı. Ben şundan da bahsedeyim. Biraz komutanım girdi. Ya bu ülkede korkunç bir hukuksuzluk yaşanıyor. Her gün program yapıyorsunuz. Her gün programlarda bunlar korkunç bir hukuksuzluk. Türkiye'deki kuvvetler ayrılığı sistemi bitti. Artık fren denge mekanizmaları yok. Orta Afrika'da ve Orta Amerika'da görünen tipik başlangıç rejimlerine doğru hızla ilerliyoruz. Birazdan konuşacağız zaten, o 150 artı bir de giderse direkt onlara döneceğiz. Yani Kolombiya, Bolivya türü bir başkanlık sistemine doğru hızla gidiyoruz. Bu arzulanıyor artık. Bununla ilgili büyük bir yangın var. Yani ortada çok büyük bir yangın var. Yani şimdi seçmene nasıl kızabiliriz ki? Bu kadar yolsuzluk, bu kadar hukuksuzluk, bu kadar haksızlık, bu kadar gazetecilerin cezaevine konulması, ceza hukuku ilkelerine tamamen aykırı olan 217 A maddesini yok dezenformasyon yasası gibi bizleri de aptal yerine koyarak. Ya bu bir yasa değil. Bu muhalefet avlama yasası. Çok belli. İlk günden belliydi ve bunu da Anayasa Mahkemesi, hani bugün varlığını savunduğumuz var ya, o Anayasa Mahkemesi zaten içinde hukukçular çok fazla da olmadığından, iktidara da çok karşı gelemediğinden ne yaptı? Dedi ki bu, dedi, iptal edilmesi gereken bir yasa değildir. 10 numara, herkes biliyor ki bu yasa iptal edilmesi gereken. Aynen. Böyle bir belirsiz bir kanun olabilir mi? Olamaz. Ama aklımızla dalga geçiyorlar. Şimdi şuraya geleceğim. Her yerde yangın var. Yargıçlar sürgün ediliyor. En ufak bir yargıç, bir cumhuriyet savcısı, herkes kahraman arıyor ya. Bir cumhuriyet savcısı çıksa dese ki bu, dedi, yani Osman Kavala davasında diyen hakim oldu. Öbür tarafta da ya kardeşim bu kadar olmaz diyen savcı oldu. Sonrasında hiçbir gazete izlemedi. Bu hakim ve savcılar hakkında FETÖ soruşturması başladı. 5 senelik hayatları gitti. Sürgüne de uğradılar. Hala da terör soruşturması geçiriyorlar. Acaba niye 17-25'ten sonra yargıyı ele geçiren sistem, güç en ufak bir şekilde Cumhurbaşkanı AK Parti'ye ya da Milliyetçi Hareket Partisi'ne karşı, içinde yolsuzluk yapan birine karşı hareket ettiğinde sen FETÖ'cü olduğun için iktidara vuruyorsun diye bu bir sopa oldu. Ve bu sopa o kadar çok kullanılıyor ki ve herkes sindi. Kim İpek Özbey mücadele etti? İpek Özbey'i kim koruyacak? Kim koruyacak? Yok ki böyle bir sistem. Şimdi şuraya gelmek istiyorum. Ekonomik sistem çökmüş. Bak bu kadar para arıyoruz. Neden alamıyoruz? Hepimiz biliyoruz. Senin bir hukuk sistemin, adalet sistemin yoksa para gelmez kardeşim. Seçimden önce de böyleydi. Ancak ne eksiğimiz var muhalefette? Ben hep söylüyorum. Samimiyet eksiğimiz var. Kimse samimi değil. İlkesiz siyasi duruş aynen burada söyleyemiyoruz. Dezenformasyon olsun diyor. Tabii ki milletvekilleri duygusal sebeplerle bir iktidara geçiyorlar. Hepimiz biliyoruz. Duygusal sebepler mi yani? Çok fazla mı AK Partili, çok fazla mı MHP'li geçen milletvekilleri? Herkes niye Cumhuriyet Halk Partisi'ne gitmiyor? Muhalefet. Ya bana bunun bir hesabını verecek ya. Ya çünkü tabii. Senin aldığın pasta bu. Yani ülkeyi felakete götürüyor iktidar. Buna tepki olarak oyalıyorsun. Sen o tarafa geçiyorsun. Ya bu var ya. Tamamen şimdi, ahlaki bir problem. Ya işte bu ahlaksal çöküşü anlatmamız lazım. Yani bu samimiyet yok, muhalefette de yok. Bunlar da değerlendirme acaba, bir şey kanıtlanmış. Acaba iktidara mı benzenmeye çalışıyor, iktidarın gittiği yol mu gidiliyor ama bu yol gidilmiş zaten. Neden AK Parti, MHP gibi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini yaratan gruplar varken aynısı olacaksa niye Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti'ye oy verirsin? Hala bence farkında değiller. Yani Türkiye'nin uçurumun kenarına geldiğini farkında değiller. Yok. Ve bundan dolayı da bu farkında seçmen daha çok farkında Türkiye'nin. Çünkü 7500 lirayla geçinen 16 milyon kişi bunun farkında. O 16 milyon kişi biliyor ki aslında gayri safi milli hasıladan
almaları gereken paraları kimlerin aldığını her gün televizyonlarda konuşur hale geldik. Siz yazıyorsunuz, diğer gazeteciler yazıyor, kara para diyoruz. Sana bir peki bunlar neden oluyor? Bu kadar çok kara para, bu kadar çok işte uyuşturucu parası, sanal bahis paraları. Yargı yok arkadaşlar. Bunlara karşı çıkacak, bunlarla ilgili hedeflere yürüyecek Cumhuriyet Savcılığı ve yargıçlık sistemi çöktü. Bunu ben söylemiyorum. Bundan iki ay evvel, bir ay evvel bir başsavcı çıktı bu çürümeyi anlattı. Bu çürüme sadece Anadolu Adliyesi'nde mi? Bakın Mersin Adliyesi'nde de bakın. Adını şey olarak veriyorum, misal olarak veriyorum. Bakın Ardahan Adliyesi'ne bakın. Herkeste büyük bir çöküntü var. Yargısı çökmüş. Türkiye Büyük Millet Meclisi tamamen devreden çıkmış. Neredeyse ferman niteliğindeki gelen kanun maddelerini onaylamak dışında herhangi bir şey yapmıyor. Şimdi zaten bu tek adam rejiminde geldiğimiz nokta belli. Bizi buradan çıkartın dediğimiz, Hazur'un anlattığı İYİ Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin efendim kapılar ardında pazarlıklar yaptıklarını öğrendik. Öyle değil mi? İki seçim arasında şey yaparak o altılı masada aslında bambaşka bir dünyanın döndüğünü gördük. Bas bas bağırarak, komutanım çok güzel söyledi, tekrar vurgulayayım. Kaybedilmesi en zor seçimi kaybettiler kardeşim. Ya o zaman ne yapacaksınız? İYİ Parti'nin genel başkanı da, Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı da bu işi beceremedikleri ortaya çıktığından dolayı artık ayrılmalı ve artık doğru yoldan ilerlemeli. Şunu da yanda söyleyerek söylemek lazım. Kolay değil. Neden kolay değil? Artık demokratik bir devlet değiliz. Artık parlamenter bir rejim değiliz. Artık iktidar mensupları iktidarın tüm alanlarını hiçbir denetime tabi olmaksızın kullanabildiği bir alandan geçiyoruz. Hal böyle olunca o iktidara karşı mücadele ederken daha kol kola, daha samimi, ben şunu söylüyorum açıkçası, ilkeli siyaset dediğimiz şey, yani eleştirdiğiniz partilere benzerseniz zaten orada var, neden size oy versinler? Evet. Diye bitirmek istiyorum. Peki.